Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bir önceki operasyonda çap 20 ile kaba yapmıştık. Finish atmadan önce buna bir yarı kaba atacağız. Yarı kaba takımımızı şöyle belirliyoruz. Şu analiz kısmında local radius var. Burada minimum radius'u bulmaya çalışıyoruz. 3 mm radius, yani çap altı kullanabiliriz. 4 mm. Şuraya bakıyorum, 3 mm. Yani minimum 3 mm radyusumuz var. 6 milimetrelik bir takım kullanabiliriz. Peki bu takım düz mü olacak, küre mi olacak? Düz kullanırsak eğer, bakın şuradaki kısımlara girmeyecek. Dolayısıyla küre takım burada daha mantıklı. Create operation diyorum. Şurada corner rough operasyonu. İki tane operasyon var. Corner rough ve resmilik. Yarı kaba için ilk önce corner rough anlatacağız. Küre altıyı seçiyoruz. Semi finish'i de seçersek nokta 25 pay bırakacak. Bunu seçiyorum. Bakın arayüz kayıt temele benziyor. Tek farkı şuradaki referans tool. Bunu burada referans tool'da önceki kullanılan takım seçiyorum. D20R2. Bunu açınca şurada steep containment açılıyor. Bunu ilk önce none yaparak bir deneyeceğiz. Follow periferi seçiyorum. Z pasosunu 1 milim yapıyorum. Ve generate yapıyorum. Bu tahmin edebileceğiniz gibi deliklere de girecek. Çünkü çap 20 takım deliklere de girmedi. Bu deliklere girmeyi nasıl engelliyoruz? Cutting parameters containment'tan Small Array Avoidance'dan ignore diyoruz ve büyük bir çap yazıyoruz. Yani çap takım çapının 500'ü kadar, yani 30 milimetreden küçük yerlere, çaplı yerlere girmeyecek. Bir daha generate yapıyorum ve girmedi. Bakın şu dipleri de işliyor. Diplere girmediği yerleri de işliyor. Neler değiştirebiliyoruz? Şu steep'i açalım. Steep 10 ne diyorum. Steep diklik demek arkadaşlar. Burada diklik açısıyla oynayarak takım yollarını trimleyebiliyoruz. Şurada herhangi bir noktadan Z eksene doğru bir doğru aldığımızda bunun yüzeye olan açısı steep açısı oluyor. 65 dereceden büyük olan yerlere şu anda sadece oralara takım. Bakalım yani ne yapacak? Bakın şu anda düz kısımlara takım yolu çıkarmadı. Bunu böyle de kullanabilirsiniz ama ben genelde none yaparak kullanıyorum. Böyle yaptığımızda bakın diplere şey atıyor, takım yolu atıyor. Başka ne yapabiliyoruz? Bakın bu aslında şu demek. Corner rough dediğimiz operasyon aynı cavity aslında. Cavity containment'ta şu referans tool opsiyonu ilk girişteki arayüze getirilmiş. Overlap distance'ı arttırırsak bir şey değişecek mi? Ona bir bakalım. Şu anda 7082 milimetrelik bir takım yolumuz var. Şunu bir 3 yapalım. Bakalım ne değiştirecek. Şu anda bakın bu neredeyse 2 katına çıktı. 15 bin oldu. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Önceden kalanın yani takımın, pardon, önceden kalan diyorum. Takımın giremediği yerlerin 1 milimetre fazlasını işliyordu. Ben 3 yazınca 3 milimetre her yerden offset diyor. Dolayısıyla 2 katını çıkarıyor. Buna bakın bir daha 1 yazalım. Okey diye. Bir daha generate yapıyorum. Şimdi eski haline dönüyor. Tabii diğer türlü işlemek çok mantıklı değil. Bir de şöyle bir değiştirebileceğiniz bir yer var. Burada minimum material removed denen bir seçenek var. Bazen değiştiriyor, bazen değiştirmiyor. Bir bakalım. Mesela onda altındaki yerleri işleme oluyor bu da.
Okey diyorum. Bir daha generate yapıyorum. Şu anda bakın. Şu anda 5340 milimetre çıktı. Bu ne yapıyor? Şurada gittikçe şey büyüyor, açılıyor. Buraya önceki takım girmiş oluyor. Yani onda 6 milimetreden küçük olan yerleri hiç hesaba katmıyor. Buraya gittikçe büyütebiliriz. Mesela onda 8 diyelim. Bir daha generate yapıyorum. Biraz daha azalttı. Şuraya 1 diyeyim. 5167. Şuralar gittikçe azaltıyor. Yani ne yapıyor? Gittikçe daha büyük yerleri, daha çok kalan yerleri işlemeye çalışıyor. Bunu böyle değişiklikler yaparak takım yolunu azaltabilirsiniz. Ama o zaman ne olur? Şurada da şuralarda daha çok kalır finish operasyonuna. Bu tabii ki sizin tercihiniz. Başka parçalara bakalım nasıl işliyor. Burada yine büyük D52R6 ile bir kaba yaptık. Yine corner rafı kullanıyorum. D12R1 ile yarı kaba atacağım. Vallahi perifer diyorum. 1 mm diyorum. Referans takımım D52R6 diyorum ve generate yapıyorum. Steep only açık olduğu için sadece dik kısımları işliyor. None dersem bu sefer dipteki yerleri de işleyecek. Bakalım nasıl işliyor. Bu şekilde işledi. Şu depth first olmasına dikkat edin. Depth first olmazsa sürekli seviye seviye işlemeye çalışacak. Son olarak göstereceğim bir şey var arkadaşlar başka bir parçada. Şu parçaya bakalım. Ben cavity mill ile bir operasyon yapmışım. Takımımın çapı 20 mm. Bir işleyelim bakalım nasıl işliyor. Kalan talaşa bakalım. Şu kısımları işlememiş. Şu kısımlar, şu cepleri işlemiyor. Ama şöyle baktığınız zaman da anlayabiliyorsunuz. Takımın çapı aslında şuradaki delikten küçük. Cebin çapından küçük. Bu konuyu anlatmıştık. Bir daha burada üzerinden geçeceğiz. Analyze istiyorum. Şuradaki çapı ölçeyim. Çap 28 ama benim takımım çapı 20, ona rağmen burayı işlemiyor. Neden? Non-cutting mouse'da engage kısmında bakın şu minimum rep length vardı. Takım çapının 170'e kadar minimum çap dönüyor. Yani 34 mm, 7 x 2 14, 34 mm çap dönüyor. Burası 28 mm olduğu için burayı işlemiyor. Böyle bir durum var. Burada corner rough yaptığımızda biz ne dedik? Corner rough'ın mantığı neydi? Fiziksel olarak takımın giremediği yerlere giriyor. Yani buradaki engage, minimum replenge falan düşünmez bu. Burada bakın buraya girmiyor. Dolayısıyla siz buraya finish yaptığınızda buraya dalacak muhtemelen. Yani corner rough'ın böyle bir özelliği var. Yani bu çok temel bir mantıkla çalışıyor. Temel bir işleme mantığı var. Önceki takımın giremediği yerlere işliyor. Dolayısıyla bu şekilde kalmış yerleri işlemiyor. O zaman ne yapacaksınız? Şurada 170 değil de %20 diyorum mesela. Okey dedim. Generate yapıyorum.
Şu kısma da girdi zaten. Buradan görüyorsunuz şu engagelerden. Böyle olduğu zaman ne olur? Şu doğru olur. Yani bu halde finish atabilirsiniz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Eğer herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın. Teşekkür ederim.